bütün basın camiasının ve fikir ve düşünce hürriyetine önem veren herkesin karşı çıkması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. 239 ceza, 130 saat yayın durdurma. Bunlar cezalandırmanın ötesinde düşüncenin ifade edilmesini son derece kapsam bir şekilde kısıtlayan uygulamalar. İnşallah bunları hep beraber çözeriz. Eleştirel bir bakış açısı getirdi diye veya şu veya bu görüş, siyasi görüşü gündeme getirdi diye, hatta başbakanı yayına çıkardı diye bir televizyon kanalının cezalandırılması kabul edilebilir bir uygulama değil. RTÜK ve YSK'nın bu tür konularda temel ilkeleri öne alan, yani fikir özgürlüğü bakımında temel ilkeleri öne alan bir tutum benimsemesini beklerdik. Ancak bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Ama esas çarpıcı olan tabii bu kadar kapsamlı bir uygulama karşısında her zaman basın özgürlüğünü, fikir özgürlüğünü savunanların konu A Haber olunca bundan imtina etmeleri ve çete standart uygulamaları. Hepimiz hangi kanalla ilgili olursa olsun aynı tutumu sergilersek ve fikir özgürlüğünü esas alan bir tavır benimsersek Türkiye'de bu tür uygulamaların önüne geçilir ve yayın ve basın yayın özgürlüğü anlamında da çok ciddi mesafe alırız.